Arkadaşlar, merhabalar, nasılsınız? Her şey yolunda mı? Evet, Twitter'dan beni takip eden arkadaşlar burada mı? Twitter'cılar. Twitter'cılar burada mı arkadaşlar? Twitter'cılar burada mı Twitter'cılar? Twitter'dan beni takip eden arkadaşlar. Onlarla daha yakın temastayız da. Instagram'ı bu aralar boş verdik. Yani biz orada konuşuyoruz. Evet, benim de sağım solum belli değil bir arkadaş. Bir Instagram'a geçiyorum, bir YouTube'a geçiyorum, bir Twitter'a geçiyorum. Benim ya, bir yerlerden takip edin de. Yani benim mümkünse her yerden takip edin arkadaşlar. Benim sağım solum belli değil. Şimdi Twitter'daki arkadaşlar burada mı? Evet. Kripto paralar üzerinde evet. Ne demiştik arkadaşlar? İnecek diyorsam inecek, çıkacak diyorsam çıkacak. Şimdi anlık geri çekilmeler olabilir. Biz zaten 2 gündür, yani nakite geçtiğimizi size söylemiştim. Bu noktada bilmiyorum ama piyasada bu kadar da nokta atışı yapan biri var mı? Aslında benim için basit yani bu olay. Onu da söyleyeyim. Bazen düşünüyorum. Hani biraz önce Twitter'daki arkadaşlar söylüyorlar. Hani diyorlar, hocam valla nokta atışı yapıyorsun. Ya hani düşünüyorum ama bu zor bir şey mi? Kolay arkadaşlar. Zor değil yani. Bunu yapmak zor bir şey değil. Onu söyleyeyim. Şimdi yani Astro Trading kullanıyoruz burada. Astro Trading'i bu arada dünya üzerinde kullanan ender insanlardan biriyim. Bu işin mucidi William Delbert Gunn, üstadım sayılır. Kendisini rahmetle anıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar baktığımız zaman Bitcoin, BTC üzerinde baktığımız zaman bir geri çekilme söz konusu. Bu geri çekilme arkadaşlar bir felaket tablosu önümüze koyabilir. Arkadaşlar bir felaket tablosu önümüze koyuyor. Ben işlemde değilim. Sizi de bu konuda uyardım. Grubumu da uyardım. Herkesi ben uyardım. Evet. Haziran'da ben bir yükseliş bekliyorum. En son videoda dediğim gibi bu beklentim hiç değişmedi. Ama hangi seviyeden bir yükseliş bekliyoruz? Bu konuda hiçbir fikrim yok. Dolayısıyla Astro Trading bize fiyat vermez. Yani bana orada yazmıyor, Bitcoin bu kadar çıkacak, buradan çıkacak, bura dip falan demiyor. Astro Trading, dolayısıyla Astro Trading zaten adı üstünde trading. Yani teknik analiz bilgilerini de oraya koymamız gerekiyor. Yani teknik analiz bilgilerimizle durumu inceliyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz, teknik analiz bilgilerimizle dibi arıyoruz. Yani nerede arayacağımızı biliyoruz. Yani diyoruz burada bir dip var. Şimdi ben arkadaşlar şu anda baktığımızda arkadaşlar bu şu an bizim dediğimiz, hani size Twitter'da açıklamış olduğum o şeyden çok aşağı, yani aşağıya indi şu an, güvenlik seviyelerinin aşağısına indi Bitcoin. Şu an tehlike sinyalleri çalıyor. Onu söyleyeyim. Ben işlemde değilim. 2 gündür işlemde değilim. Zaten size de söylemiştim. Bu konuyla ilgili. Herkes kendi işlem riskini kendi yönetecek arkadaşlar. Bu işler böyle. Ben sizin karınıza zararınıza ortak değilim. Yani 10 tane tahmin yaparız. 9'unu biliriz. Bir tanesini bilmeyiz. Onda da siz gider en büyük paraları kaybedersiniz. Bu konuda ben sorumluluk kabul etmiyorum. Onu söyleyeyim. Tahmin yaptığımızı, benim bir evliya olmadığımı, bir peygamber olmadığımı belirteyim arkadaşlar. Şu an tahminlerimiz %98 oranında yani ilerliyor. Ama işte diyorum ya arkadaşım, %2 tutmaz. Tamam mı? Ben nereden bileyim gaybı yani. Şimdi burada teknik analiz bilmekle gaybı bilmek arasında, yani ya da teknik astroloji teknikleri bilmekle gaybı bilmek arasında çok büyük dağlar kadar fark var arkadaşlar. Onu bilmenizi istiyorum. Biz burada sadece sembolleri okuyoruz. Ben burada dolunay sembolü, benim taktiğim bu. Biz şimdi ben burada dolunaya bakıyorum. Tutulmalara bakıyorum. Ondan sonra anlık gezegen hareketlerine bakıyorum ve piyasayı değerlendiriyorum. Sembollere göre kripto para, işte Uranüs, Merkür durumuna göre, Kova burcu, Aslan burcundaki olan hamlelere göre. Şimdi tabii ki kripto paraları 2020 Mart'tan beri bu tehlikeli düşüşün nedeni Satürn Kova süreci. Yani Satürn Kova'da ilerlediği için, Aslan burcuna karşıt yaptığı için de borsa piyasanın, para piyasalarını çok ciddi tehdit ediyor. Aynı zamanda bu Satürn Kova'da giderken Bitcoin haritasının Neptün'ün üzerinde geziyor olması Bitcoin'i de çok ciddi yakından ilgilendiriyor ve ona sürekli dip yaptırıyor. Biliyorsunuz büyük dipimiz Mart ayında geldi. Siz rally var dediğinizde ben size yok demiştim. İkinci dipimiz, ikinci tokadımız arkadaşlar, ikinci büyük tokat Temmuz'un sonunda, Ağustos'un ilk haftası gelecek. Temmuz'un sonu, Ağustos'un ilk haftası. Benim kadar iddialı olarak size rakam söyleyen, tarih söyleyen var mı? Yok. Olmayacak. Çünkü neden? Arkadaşlar, ya ben böyle deyince, ya ben çıkacak diyorsam çıkacak, inecek diyorsam inecek deyince bana egoist diyorsunuz. Tamam.
Peki şöyle anlaşalım sizinle arkadaşlar. Benim pısırık birim olmamı istiyorsunuz. Size böyle şey gibi mi konuşayım? Yani Olabilir, olmayabilir. Yani şöyle de olabilir, böyle de olabilir. Yani öyle mi konuşayım size arkadaşlar? Yani iddialı konuşuyorum. Sizin başka türlü dikkatinizi çekmiyor ki zaten. Ya zaten öbükküler gibi ne yani yavşak gibi mi konuşayım size yani? Ya zaten diğerleri yavşak gibi konuşuyor. Hani size nasıl olabilir, olmaya da bilir. Yani şöyle de olursa böyle de olur. Öyle mi diyeyim yani? Ne diyeyim? Yani egomun altı ilim dolu kardeşim. Net. Tamam mı? Ne diyoruz biz? Diyoruz ki çıkacak diyorsak çıkacak, inecek diyorsak inecek. Piyasadaki tüm rallicilere sesleniyorum. Tamam mı? Meydan okuyorum. Diss atıyorum onlara diss. Arkadaşlar ya bırakın bu işi be. Bırakın yani tamam mı? Bırakın önce bizi bir izleyin. Ondan sonra gidin YouTube kanallarınıza video çekin. El alemi zarara uğratmayın tamam mı? Burada anlık olarak arkadaşlar geri çekim olacağını size söylemiştim. Ama uzun vadede yükseliş geleceğini de söylemiştim. Büyük tokat Temmuz'da. Temmuz'un sonunda. Şimdiden söylüyorum. Size şimdiden 2 ay öncesini söyleyebilecek bir tane bana ekonomist getir. Tamam mı? Yani bilmiyorum ben bilmiyorum görmedim. Onlar genel yani ekonomistler genellikle mum okur arkadaşlar. Ha şu var. YouTuberlar zaten yani YouTuber yani 2 tane mumu oku geç oraya yaşa. Benim kedim bile mum okuyor ya. Mum kedi benim Jüpiter var ya o da mum okuyor yani. Mumlara diyorum bu ne diyorum çıkacak mı kızım diyorum çıkacak diyor. Yani ben bazen Jüpiter'e bile soruyorum ya. Jüpiter'le bu konuları konuşuyoruz benim kedimle. İnan tahminlerde çok iyi ya. Yani kedi kafadan atıyor tutuyor arkadaşlar. Yani burada tabii biz bir teknik şeyiyle bunları öngörüyoruz. Şimdi ne olacak peki arkadaşlar? Ne bekliyoruz? Arkadaşlar bir kere şu anda eğer bunun burada kapatırsa beklediğim şey devam edecek yani çöküş devam edecek. Yani onu söyleyeyim. Devam edecek yani bu seviyelerin de altına iner. İşler karışır. İşler karışır. Yani şimdi onu söyleyeyim. Tamam Haziran'da yükseliş bekliyoruz ama abim yükselişin miktarını bilmiyorum ki ben. Yani ne kadarlık yükseliş? Nereden yükseliş yani? Nereden yükselecek? Bunu bilmiyoruz yani. Bu şu anda burada kapatırsa bu mu? Bitcoin'in eğer grafiği o kırdığı en sonki tepenin altında kapatırsa yani Bitcoin'in ruhuna Fatiha okuruz onu söyleyeyim. Yani 3200 şey pardon 30.273'ün altında kapatırsa arkadaşlar Bitcoin'in ruhuna Fatiha okuruz. Şimdi işler değişir. Tabii kırdı kapattı gibi yapıp altından çakabilir. Fake atabilir bize. O yüzden şu anda buradan bu durumu konuşmak biraz şey, biraz beklememiz gerekiyor. Açıkçası böyle birisi durumun içerisinde. Ben dip almayı geçtim, dip bulmayı da geçtim. Güvenli yer arıyorum arkadaşlar, tamam mı? Kendim işleme girmek için. Söylediklerim hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar ben tahmin yapıyorum. Piyasa öngörüyorum, tamam mı? Bu noktada astro trading tekniklerini kullanarak size Twitter'dan şeyler yapıyorum. 10 tane tahmin yaparız. Tahmin yani bu. Gaybı bilmiyoruz ki. 10 tane tahmin yaparız. 9'u tutar. Bir tanesi tutmaz. O da senin tam böyle milyonluk yatırım yaptığın güne gelir. Ana temada size söyleyeyim. Arkadaşlar. Bu iş biraz nasiple de ilgili. Tamam mı? Nasip olacak nasip. Yani astroloji de biraz lazım. Yani astroloji can arkadaşlar. Can. Yani senin kazançlar noktana şans noktana ne bileyim piyango noktana kare Mars geliyor. Sen milyonluk yatırım yapıyorsun. Kaybedeceksin abi yani. Anladın mı? Yani senin yüzünden ben bile yanlış yaparım. Anladın mı? Senin yüzünden yaparım. Çünkü sen öyle bir girişim yapmak için beni takip ediyorsan bana bile yanlış yaptırırsın. Neden? Çünkü senin bu nasibe doğru hırsla ilerlemen yani beni de tahminimde yanıltabilir. Dolayısıyla çünkü sen bu kaderi yaşaman için ben de orada sonuçta benim de kaderim var. Çoğunlukta kompozit işler arkadaşlar. Yani sizin beni takip ediyor olmanız benim natal haritamda enerjiyle de orantılı bir kadersel olasılık ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu noktada böyle bir durumla da karşılaşmak istemem. Yani bunların da farkında olun. Burada elimden geldiğince yani şu anda bu piyasa riskli duruma girdi tekrar.
Yani şu an Merkür'de S arkadaşlar, biliyorsunuz. Merkür'ün birazcık daha hızlı olmasını istiyoruz. 5 Haziran'dan sonra Merkür'ün atak yapacağını biliyoruz. Bu piyasayı canlandıracağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu noktada inşallah buradan bir yani toparlama gelir ki buradan bir çöküşe gitmeyiz arkadaşlar. İnşallah bu bize şu an fek atıyordur. İnşallah fek atıyordur. Eğer fek atmıyorsa cidden yani Bitcoin nereye gider? Gideceği yerler söyleyeyim arkadaşlar. Bir kere 28 binin altına gider. 24 bin lira gider. 25 bin lira gider arkadaşlar. Yani oralarda bir destek var. Yani Ethereum 1700 lira, 1600 lira gider arkadaşlar. Avax yani 20'lere şey Avax 27'nin altına gider. Şey 20'lerin altına gider arkadaşlar. Ben Avax'ın 22'nin üstünden tırmanacağını düşünüyorum. Yani 22. Tabi düşünüyorum şu an. Hani bakacağız bakalım. Oraya gelince ne yapacak? Sol arkadaşlar 37'nin altına iner. Solano. Bunu yapamazsa eğer 37'nin altına iner. Ha, bol bol ürün toplarız. O bizim ben işlemde değilim yani. Sonuç itibariyle arkadaşlar bedavaya mal toplarız yani, değil mi? Bu piyasada arkadaşlar şu dönemde büyük mega ayı var. Size YouTube kanalımda yayınlarımda da söylüyorum. Burada hodl yaparak hiçbir şey kazanamayız. Burada anlık arkadaşlar geri çekilmeler bile bizim için çok önemli olacak. Peki Bitcoin yükselirse nereye kadar yükselir? Arkadaşlar 34 bin, 37 bin bandı bizim için tatmin edici bir seviye. Oralardan çok büyük tokat gelebilir. En riskli bölge. 34-37 bin arası. Eğer oranın üzerine çıkarsa 48-52 bin aralığı bizim için yani en riskli yer arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu kadar önemli iki tane riskli kategorinin olduğu, fiyat aralığının olduğu yer varken ve Satürn, Neptün Bitcoin'in haritasında tepede dolaşırken arkadaşlar, yani büyük bir ralliden bahsetmek ve mega boğadan bahsetmek bir ahmaklık göstergesidir. Benim elimdeki bilgilere göre bu yıl mega boğayı unutun. Mega ayı var. Biz ara trend alıyoruz. Yani biz küçük çıkışlarla, mesela işte ben geçen gün 2 günde çıkış pump'ı yakaladım. Hatta onu da tam tepeden satmadım. Yani daha risk gördüğüm için alttan sattım. İyi bir kar ettim. Yani %10, %20 kar ettim. Bana yetiyor. Şu anda Solana'da atak var. Evet, Solana gidiyor şu anda arkadaşlar. Yani Solana buradan kırdı, kırdı, kıramadı. Eyvah yani. Evet, Solana'da şu anda çok büyük ataklar var. Bitcoin'de ataklar devam ediyor. Arkadaşlar aşağıya ataklar ama bakın. Mesela şu gördüğünüz Ethereum'daki şu aşağıya doğru salkınmış olan mum çok tehlikeli bir mum. Yani şu arkadaşlar, yani ben bittim demeye çalışıyor yani, onu söyleyeyim. Bitcoin'in şurada gördüğünüz bu mum yani bakın 5 EMA çok yukarıda kaldı. Yani inşallah bize fake atıyordur arkadaşlar. İnşallah bize fake atıyordur. İnşallah fake atıyordur. Durum bu. Size bilgilendireceğim. Şu anda piyasayı izliyorum. Ben de birazdan derse gireceğim arkadaşlar. Online dersim var her akşam. Ondan sonra birazdan derse gireceğim. Hazırlık yapayım. Ondan sonra piyasayı izliyorum. Her an benim yanımda dersteyken de hep ekranlarım açık. Beni Twitter'dan takip ederseniz daha iyi. Yani oradan da takip edin. Buradan ben canlı yayınlarımı buradan yapıyorum. Bak benim şeyim bu. Yani Twitter'dan canlı yayın yapıyorum. YouTube'dan piyasayı değerlendiriyorum. Twitter'dan da anlık yazı yazıyorum yani. Hepsinde Astroloji Bakanı yazarsanız. Yani Instagram'da adresimizi biliyorsunuz. astrolojibakanı.com. Twitter'da Astroloji Bakanı. YouTube'da da arkadaşlar İlker Şahin diye ararsanız Astroloji Bakanı yazarsanız YouTube'da yine ben çıkıyorum zaten. Arkadaşlar oradan eski videolarımızı izlemenizi de öneriyorum. Siz rally varken Ethereum 800 dolar olacak diye sanırım piyasada, hatta dünya üzerinde, ya bilmiyorum, ben görmedim arkadaşlar hani böyle bir öngörü yapan.
Yani siz rally var diyordunuz çünkü. Yani bunu yapmak çok büyük risk. Yani siz rally var derken Ethereum 800 dolar olacak diye ben yayın yapıyordum. Dolayısıyla hani bunu öngörmek yani büyük risk ha. Onu söyleyeyim. Çünkü yani insan nankördür. Hani 10 kere bilirsin, bir kere bilmezsin. Dolayısıyla çok riskli bir iş bu astroloji. Onu söyleyeyim. Ve hem de rally'yi yaparken hani siz rally'de tırmanırken ben bu düşecek demem. Gerçekten hani düşünüyorum bazen geçmişi şöyle. Oğlum ben nasıl öngörüler yapmışım? Kendime inanamıyorum. Yani ben bile kendime inanamıyorum ama siz bana inanın. Arkadaşlar elimdeki teknik bilgilerle bu piyasadan şu an mal almıyorum arkadaşlar. Nakitte olduğumu zaten size Twitter'dan belirtiyorum. Uzun vadede yükseliş gelecek ama nereden? Bu konuyu da araştırıyorum. Sizlere bilgiler vereceğim. Arkadaşlar şu anlık bu kadar. Yani size öngörülerim şu an izlemeye devam arkadaşlar. Ben buradan nereye gireyim yani? Hiçbir yere girilmez buradan. Yani izlemeye devam. Yapacak bir şey yok. İzlemeye devam. Bu konuyla ilgili yani herhangi bir güvenlik sınır şeyi oluştuğunda sizlere bilgi vereceğim. Elimden geldiğince. Burada unutmayın arkadaşlar. Bu iş nasip meselesi, rızık meselesi. Bu yıl arkadaşlar Uranüs yan tutulmalar var. Etkin. Dolayısıyla Akrep Boğa aksında kat ve kat gezerken arkadaşlar paranıza dikkat edin. Riskli işlemler yapmayın. Kaldıraçtan uzak durun. Daha çok spot market, hatta spotta bile stoplu işlem yapın. Hatta ben size kripto parada takılmamanızı, uzun vadeli olarak altın, gümüş, arsa, toprak gibi yatırımlara gitmenizi yani tavsiye etmiyorum da ben öyle yapıyorum arkadaşım. Benim kriptoda ben oyun oynuyorum, tamam mı? Kriptoda ben küçük bir sermayeyle oyun oynuyorum. Yani sermayemin %80'i arkadaşlar benim toprak, altın, gümüş, bakır tarafında. Bakın ben kriptoda çok küçük bir yatırımla yani parayı katlamaya çalışıyorum yani. Tamam mı? Dolayısıyla ben kriptoda güvenmiyorum, öncelikle onu belirteyim. Ben bu yıl Avax'ı 5 dolar, hatta 5 doların altında Solana'yı arkadaşlar 20 doların altında, Ethereum'u 800 doların altında, Bitcoin'i de 16 bin 12 bin dolar seviyelerinde göreceğim. Buralarda görürseniz bu ürünleri, özellikle şu 4 ürünü, mahşerin 4 atlısı dediğim, benim çok sevdiğim Ethereum, Bitcoin zaten bu işin ağası paşası. Yani almazsanız da artık nasipsizlik göstergesidir. Yapacak bir şey yok be arkadaşım. Sen malı 800 dolar görmüşsün, almamışsın. Şimdi yani sen almışsın 600 dolar olmuş. Ben bunu nereden bileyim? Bunu kimse bilemez. Ama bu malın 800 dolar altına geleceğini teknik olarak ve astrolojik olarak size söylüyorum. Ama bu yıl 3 tane tokat var. Tekrar ediyorum. Temmuz sonu, Ağustos'un ilk haftası ikinci tokat gelecek. Birinci tokat ne zaman geldi? Mart tepesinde geldi. Mart tepesinde. İkinci tokat, daha doğrusu aslında, ama o bir tokattı o. Ekim'de bir tane, Kasım'da bir tokat var. O başka tokat. Yani bu yılki tokatları söylüyorum. Bu yıl Mart tepesinden bir tokat geldi. O Nisan'ın ilk haftası arasında birinci tokat. Temmuz'un son, Ağustos'un ilk haftası ikinci tokat. Arkadaşlar 3. tokatta T 8 Kasım'da. Arkadaşlar ha burada bir boşluk var. Nerede? Arkadaşlar Ağustos'tan sonra Eylül Ekim arasında bir atak olabilir. Bir atak, büyük bir atak. Fiyat aralığını bilmiyorum ama buradaki atak bize bir şeyler, ama hangi seviyeden nereye kadar bunu bilemem. O gün teknik analiz geldiğinde konuşabiliriz. Çünkü Satürn'ün son tokadı çok kanlı bitecek arkadaşlar. Çok kanlı bitecek. Onu söyleyeyim. Yani Kasım'daki tokat çok kanlı bir tokat olacak. Yani bir sürü altcoin telef edilebilir. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani bir sürü altcoin delist edilebilir orada. Bitcoin yani 12 bin dolarlara bu yıl gelecek abi. Yani onu söyleyeyim. Ben bekliyorum. Ama gelmeden önce bir yukarı çıkması lazım diye umuyorum. Bir yukarı. Yani benim beklediğim teknik hamle bu.
Bunu da neye dayanarak söylüyorum? Yani EMA'lara göre, EMA stratejilerine göre bakınca böyle görüyorum. Yani haftalık ve aylık mumlarda. Çünkü hala 20 EMA'nın altındayız abi. Bu mal daha tam ölmedi yani. 200 EMA'nın altındayız haftalıklar. Yani hala bu mal ölmedi. Yani bu mal bir son hakkı var bunun. Son bir hakkı olmalı. Yani son bir atak yapacak. O son atak arkadaşlar oradan sonra bir daha ruhuna yani 12 bin dolar da alırız. İşte o son atağa kadar ki olan bölgede ben ne kazanırsam bunun peşindeyim yani anlayabileceğiniz yani. Arkadaşlar bu yayının kaydını YouTube'a da atarım. Oradan da izlersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Videolarımıza like, kanalımıza abone değilseniz abone olun. Bizi like'la desteklerseniz arkadaşlar çok sevinirim. Çünkü azim lazım. Bu kadar işim gücüm varsa sizlere bilgi anlatmak yani yorum yapmak. İnanın yani bir güler yüz yani bir like bir güler yüz demek bana bir şekilde yani ilgi ve alakanızı gösterirseniz çok sevinirim. Yoksa böyle ekrana boşa boşuna konuşmak gibi geliyor bana. Yani orada birilerinin olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor arkadaşlar. Yoksa ben işe yaramak isterim. Yani işe yaramadığım yerde de durmak istemem arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Sizi çok seviyorum. Beni sevenleri daha çok seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.